hangi konuları toparlayacaktık bir çatı altında? Neden ben size sinyali şu şekilde vermenizi anlatıyorum, izah ediyorum ya tavsiye ediyorum? Çünkü eğer bu şekilde sinyal verirseniz direksiyonu bırakmamış olursunuz. Bu da kontrolü kaybetmeyeceğiniz anlamına gelir. İkinci konuşuydu, korna demiştik. Kornayı eğer bu şekilde basarsanız yine kontrolü kaybetmeyeceğiniz manasına gelir. Direksiyonu bırakmadığınız için. Bu iki durumda da genelde bu işi yeni öğrenen arkadaşlar direksiyonu bırakarak şu şekilde bu negatif olanı gösteriyorum. Yaptığı için yahut da şu kontrolünü kaybediyorlar. Yani direksiyon kontrolünü kaybediyorlar. Direksiyon kontrolünü kaybeden de yol hakimiyetini, yani direksiyon hakimiyeti ve kontrolünü de yol hakimiyeti ve kontrolünü de kaybediyorlar. Bu da üzücü durumlara yol açabiliyor. Bu da şu demek oluyor. Arkadaşlar, her ne yapıyorsanız yapın, lütfen direksiyonu bırakmadan yapmaya çalışın. İkinci bir konu da şu. Vitese genelde bakarak atıyor yeni adaylar çoğunlukla. Vitese baktığınız anda yolun önüyle ilgili irtibatınızı ve kontrolünüzü kaybedersiniz ve hakimiyetiniz azalır. Bunun dışında başka bir örnek de şuydu. Biz düz yolumuzda giderken dahi çok fazla ve gereksiz sağ ve sol, hatta iç aynalarımızı kullanıyoruz. Yönümüzü değiştirmeyeceğimiz halde parantez açıyorum buna. Yani sakın şöyle düşünmeyin. Gerçi dersimde de anlattım ama tabii ki sola girecekseniz sol aynanıza önceden bakın. Sağa girecekseniz sağ aynanıza, iç aynanıza muhakkak bakın. Fakat böyle bir ihtiyacınız yoksa sadece yolun önünü kontrol